yalanlarla, yolsuzluklarla ilgili iddiaların araştırılmasının önlenmesi ve bunların ortaya çıkarılmasında da basının görev yapmaması, yaptırılmaması amaçlanmakta. Bütün bunların getirdiği tablo ise yüzlerce gazetecinin işsiz kalması, yüzlerce gazetecinin hapse atılması, ben buna hapse atılması demiyorum, zorla oralara tıkılması, tıktırılması, çünkü hukuksuz bir dönem yaşandığı için, yargı bağımsızlığı olmadığı için, yargının egemen olmadığı için ülkemizde gazeteciler evlerinden, gazetelerinden derdest edilip o noktada, o hücrelere tıkılmaktadır bugün. Özetle şunu söyleyebiliriz. İyi gazetecilik bugün sümen altında. Baransu ve Karaca'nın tutukluk haline tabii ki hallerini dikkatle izlemekteyiz. Bütün meslek kuruluşları izlemekte, bütün gazeteciler izlemekte. Çünkü bu iki kişi, bu iki tutuklu insanın kimliğinde gazeteci yazıyor. Ve gazete binalarından alınıp cezaevlerine konuldular. Tabii ki bu çok önemli bir ayrıntı. Ve gazetecilerin tutukluluk hallerini kabul etmediğimiz için onların öncelikle tutuksuz yargılanmalarını şahsen ben öyle diliyorum. Birçok arkadaşımızın da böyle düşündüğünü biliyorum. Son günlerde ailesinden ve avukatlarından çok sayıda şikayetler gelmekte içerideki koşullarla ilgili. Eşiyle görüşme sırasında, cam arkasından görüşme sırasında sesin kesilmesi, görüşmenin erken kestirilmesi gibi müdahalelerin yapıldığını öğrendik. Avukatlardan bir takım şikayetler geliyor içerideki koşullarla ilgili. Tabii ki tüm insanlık için olduğu gibi bu iki gazeteci arkadaşımızın da bu koşulları için gereken yapılacak.